ona başladıysam demek ki adam olacak çocuk derler ya, evet. Belli olur. Seni kutluyorum. 16 yazda teşekkür ediyorum. Ben de senin bu okuduğun kitapları, bu kitapları okumayan başka okullara göndereceğim ki diğer arkadaşların da okusun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorum dün özellikle Nazmi Oruçoğlu, bugün kaç gün oldu? 49 ya da 50 gün oldu herhalde 50 yani. 50 bence. 50 gün oldu. 50 gündür kayıp. Dün 47 idi. Efendim? Dün 47 yazıyorlardı. Biraz orada bugün 48, bir 50 gün. 50 gündür kayıp. Evet. Dün size Nazmi Oruçoğlu ile ilgili çok önemli bir gelişme aktarmıştım. Bu gelişmeyi de bize anlatan yine Nazmi Hanım'ın tanıdığı, işte ailenin de tanıdığı bir kişiydi. Dedi ki siz hani Nazmi Oruçoğlu hep 6 Eylül'de kayıp dediniz. İşte otobüsten bahsettiniz, minibüsten bahsettiniz. Ben hatırladım çünkü o gün cenaze vardı. Cenaze olduğu için 6 Eylül tarihinden eminim. Ben beyaz minibüsümü Yüksel Bey'e verdim. Sadece Yüksel Bey'e vermekle kalmadım. Nazmi Oruçoğlu ile beraber buluştuk. Üçümüz beraber o minibüse bindik. En son ben indim. Yüksel Bey ile Nazmi Hanım da ayrıldılar, yanımdan gittiler. Nereye gittikleri bir sır. Ama 50 gün önce bu son olaydan sonra da işte bu kadından 2 aya yaklaşık bir süredir haber yok. Yüksel Bey de dedi ki ben unuttum. Hatırlamıyorum. Aldı mı? Dün siz Yüksel Bey'e ulaşmaya çalıştınız mı? Yok, aramadık biz. Aramadınız mı? Hayır. Yüksel Bey köyde. Ekip arkadaşlarımız da köydeler. Yüksel Bey'le eğer kabul ederse bir canlı yayın bağlantısı gerçekleştirmek üzere yanına gidiyorlar. Yüksel Bey'in de bizi izlediğini tahmin ediyorum. Yüksel Bey'in bu konuda vereceği cevaplar son derece önemli. Evet. Bugün efendim ayrıca yine çok aslında heyecanla bekliyorum. Tabii Adli Tıp Kurumu ile ilgili hani kesin şu tarih bu tarih diyemeyiz ama otobüsün bagajında bulunan kadın cesedi Nazmi Oruçoğlu'na mı ait? Oğlu DNA örneği vermişti. Bugün onun da sonucunun açıklanması bekleniyor. İnşallah. İnşallah yayınımız içinde açıklanırsa size bu konuda da bilgi vereceğim. Acaba o kadın Nazmiye mi? Ama Nazmiye yok ortada sonuç itibariyle. Ve en sonda aralarında ev davası olan oğlunun babasıyla beraber olduğunu biliyoruz. Üstelik evet. MOBESE'den, plaka takip sisteminden falan da belgelerle ortada. Şimdi Yüksel Bey'in hani ortaya çıkıp hanımefendi o gün hangi saatte nereye bıraktığını söylemesi gerekiyor. Bu otobüsteki bulunan kadın cesedi, öldürülen kadın cesedi Nazmi Hanım'a aittir ya da değildir. Aslında konumuzla bir taraftan örtüşüyor, bir taraftan da ilgisi yok. Yani o Nazmi Hanım'a ait çıkmayınca konu değişmeyecek. Tabii. Eğer Nazmi Hanım hayatta değilse ve o kadın da Nazmi Hanım'sa olaylar sadece hızlanacak, düğmeye o an basılacak. O anlamda önem taşıyor. Bu kadıncağızın da kim olduğunu bulmamız lazım. İşte birisi öldürmüş, koymuş otobüsün bagajına. Allah kahretsin yani. Bu da satıldı biliyor musunuz? Hurdalık'ta. Bunu da satın aldılar. Gittik yine çekim yapmaya, bir baktık alanlar Urda diye satılmış. O da gidiyor. Ama burada da işte görüyorsunuz cenazenin izleri de hala devam ediyor. Şimdi oğluyla arkadaşlarımız konuştu. Hatta mı oğlu? Evet, Nazmi Hanım'ın oğlu Serhat telefon attığımızda. Serhat'cığım günaydın. Günaydın. Sen de olayları biliyorsun, yeni gelişmeleri biliyorsun. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun bu konuda? Babanla konuşabildin mi, sordun mu? Annemle bak en son görüşmüşsünüz, nereye bıraktın annemi dedin mi çocuğum? Ben zaten konuştum onunla, sordum bütün aklımdaki soruları da. Yani şöyle, şimdi bir kere çok fazla hani bir görüşme olduğu için, işte buluşacakken buluşmaktan vazgeçmeler falan olduğu için ben yani çok şey yapmıyorum. Zaten tek uğraştığı şey de annemin işleri olmadığı için. Nasıl sen? Genelde zaten bir şey konuşurken, benle de konuşurken, evdeyken de sürekli böyle bir dalma şeyi var. Yani o an neden dini unutuyor, dikkatli değil. Hani baban unutkan yani. Ya son vakitlerde unutkan, zaten 50 yaşında ve hani dalıyor artık bir şeyler. Eskisi gibi o pür dikkat şeyini ben bilmiyorum. Yani yakalayamıyorum artık. O şekilde görmüyorum.
O ne yüzden kadar, ne kadar zamandır dalgın baban böyle dalıyor? Ne kadar zamandır? Ya işte bu özellikle ev şeylerinden sonra iyice yani yoruldu böyle şeyden. İşte işlerinde olan sıkıntılar da filan olsun, sürekli bir zorluk bilmem ne. Bunlar hani gitgide zamanla, bir de sanırım yaşında kendi kendine verdiği etkiyle bu şekilde oldu yani. Eskiden nasıl desem, en ince detayına kadar hatırlardı kimle nerede ne buluşu, ama son vakitlerde yani. Diyorum yani, ki yani Serhat, şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Baban buluştuğunu söylemeyi unutmuş mu diyorsun kısacası? Unutmuştu zaten, şöyle dedi. Bana yani bizim konuştuğumuzda dediği olay şuydu. 30 Ağustos'ta buluşuldu. Ama resmi tatil diye bir şey yapılamadığı için tekrar buluşuldu. Ama işte ben de hatırlamıyordum ki 3'ü mü 4'ü mü ne. Yani ben kendi konuştuğum tarihi bile tam net hatırlamıyorum. Çünkü hani şey değil, nasıl desem, sürekli görüşüyor. Hani mesela düşün, beni de 2-3 günde bir arıyordu şey için. Yani bir özellikle bir ara böyle 2-3 günde bir şey için arıyordu işte evden. Evle ilgili bir hani işte çıkan işte tehdit falan olsun. Yani bir nevi işte Serhat, tamam baban o gün tamam baban o gün annenle buluştuğunu söylemeyi unuttu da annenden o günden sonra haber alınamaması sana ne hissettiriyor? Yani 30 Ağustos'ta da buluşmuş olsun, Haziran'da da buluşmuş olsun, Mayıs'ta da, o değil ki konu. En son görüştüğü kişi baban. En son onunla kameralara yakalanıyor. O tarihten itibaren de annenin telefonu da kapalı. Kendisi de ortada yok. Tamam, zaten şey değil. Tabii ki de garip değil. Hani ben oğlu bile olsam herkesin içine yani. Böyle bu kadar şey varken. Ama ben size sadece şunu söyleyebilirim. Bu kişi bana sonuçta 20 yılını verdi. Yani 20 yılını tek benim için uğraştı ve böyle bir şeyde benim hayatımın biteceğini biliyor. Ben bunu ona da belirttim. Böyle bir şey varsa bari git, teslim ol, en azından beni uğraştırma dedim. Beni okulumdan da mahrum ediyorsun dedim. Bu şekilde dava devam ettikçe. Zaten öyle bir şey yapsa gider, teslim olur ki yapmazdı. Çünkü yani benim babam anneme bir şey yapmaz diyorsun. Şu anlamda demiyorum. İşte babam yapmaz, etmez anlamında değil. Ortada ben olduğum için yapmaz. Bunu hani şeyim. Zaten Serhat şöyle bir şey var. Ben de dün kelimelerimin arasında hep şunu söyledim. Ben babanın annene bir şey yaptığını söyleyemem. Gözümle görmediğim bir şeyi söyleyemem. Ama baban da anneni o gün nereye bıraktığını söylemek zorunda. İstanbul'un her tarafı mobese kamerası. Nerede bıraktığını söyleyecek. Hatırlayabilirse söyler. Oğlum hatırlamayacak zaten. Ne var şimdi? Sizin yaşlarda da 50 yaş çok yaşlı geliyor herhalde. 50 yaş bir erkeğin evet, hayatının en güzel yaşlarından biri yani. 50 yaşında bitmiyor ama yani. Siz ne o stüdyo diyor ne siz bu adamın yaşadıklarını yaşamadı. Ben anlatmak istediğim o. İnsanların olaylara karşı tepkisi, zihnin değişimi farklı oluyor. İnsanların bazı olaylara karşı dirençleri farklı oluyor. Yani 50 yaşındaki başka birisi iyi hatırlıyor diye her 50 yaşındaki kişi iyi hatırlayacak diye bir şey yok. Kayda yok. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim Serhat. Sen babanın herhalde yayına bağlandığı zamanki konuşmalarını dinlemedin. Tarihleriyle saat, yani dava dosyasını tarihleriyle, saatleriyle, ama dakikalarıyla falan her şeyi hatırlıyor. Dava dosyası çok önemli. Dava dosyası yani mı önemli? Bir kadının canı mı önemli? Belki senin baban... Dava dosyası mı, kadın mı yani? Hayır, diyorum ki bu zaten sürekli annem arayıp şey yapıyordu babamı. Benim üzerinden aramaya çalışıyordu zaten. Hani babam zaten bıkkınlık geliyor. Anlatmak istediğim şey bu yani. Kadınla olan bir iletişimini bile şey yapmıyordu. Zihninde tutmuyordu böyle. Anlatmak istediğim şey bu. Ama dava olayı önemliydi. Çünkü burada benim evimle ilgili bir şey. O ev ilgiliyi de ben açıklayayım. O Yüksel Bey bağlandı, bazı iddialarda bulundu. Şimdi bu senet işi dediği olay Habbe ile ilgili değil. Öbür şeyle ilgili. Neydi adı? Öbür şahitle ilgili. Şimdi Habbe Çimşir'in ödeme gibi bir şey de yok. Aynı şöyle oldu. Babam ödeyemediği yerlerde
bu insanlar şahit olduğu için bunlar yardımcı oldu. O şeyden ödenmişler. Yoksa annem Serhat'cığım bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunu babana da söyledim. Siz ev davanızda %100 haklı olabilirsiniz. Siz uzlaşmak isteyebilirsiniz. Bakın bir ama annen uzlaşmamış. Müge Hanım bir durun. Diyorum ki birisi orada çıkıyor. Evle ilgili bir iddiası yapıyor. Şu yüzden vermedi diyor. Ondan sonra ona demiyorsunuz bu evle ilgili konuşmayın demiyorsunuz. Hayır siz bunu anlattınız. Hayır siz bunu anlattığınız için söylüyorum. Ben de diyorum ki daha ne söyleyebilirim? Siz %100 haklı olabilirsiniz diyorum. Benim davam ev davası değil ki. Serhat. Ev davası değil oğlum konu. Bana ne ev kimin olursa olsun zaten annen öldüyse hepsi sana kalacak. Orada bunu geçmeyeceksin şey diye. İşte Hadi Bey Çimşir Hadi Çimşir'e satılacak diye Yasemin Oruçoğlu vazgeç diye geçmeyeceksin o zaman. Madem evle ilgilenmiyorsunuz diye. Ya evle şundan dolayı ilgilenmiyorum. Ev benim hiç umurumda değil. Ben olaylara bak baban da bu kadar ayrıntılı bakıyor senin gibi. Ben ev olayına bu kadar ayrıntılı bakmıyorum. Benim için şu var. Bir ev var ve evde bir tartışma var. Eski karı koca arasında. Konu bu. Hani oraya dava açılmış, hani senet oymuş falan değil yani. Davam önemli, annen önemli Serhat'cığım. Cevap verir misin? Ben anlatınca neden ayrıntılı bakmıyorsunuz da yüksel kalemde... Ya çünkü ben evin senedi beni ilgilendirmiyor. Ben kadın derdi, onun derdindeyim ya. Evden bize ne şu anda yani? Serhat. Ev zaten işte hepsi senin. Bak yok kadın ortada. O zaman yüksel kalenin evle ilgili dediklerini de burada demeniz lazım aynı lafı. Benim evle ilgili bir şeyim yok. Bu kadın ya ona Habibe, ona da aynı şey söyleyeyim. Ona Habibe Hanım zaten kendisi de cevaplar. Kadıncağız bizle röportaj da yaptı, anlattı durumu. Zaten bu bilgileri veren Habibe Hanım'ın damadı. Ben onlara... Bakın ben kamuoyunu takip ediyorum. Kamuoyuna bu olay nasıl yansıyor takip ediyorum. Serhat, annenin kaybı mı önemli, ev mi önemli sence? Ne alakası var teyze? Annenin kaybı mı önemli yoksa bu davalar mı önemli? Alakası var işte. Bakın şunu demek, Yasemin Oruçoğlu evi şeyden dolayı vazgeç demek, bu bilmem ne olayından işte Habbe Çimşir yüzünden vazgeç demek, burada Habbe Çimşir'i, damadını, babamı direkt suç yöneltmek oluyor. Anlamıyorsunuz ki. Onları düşünüyorsun. Birinin... Annenin kaybıyla ilişkin yok mu senin? Ya yani sana bir şey söyleyeceğim. Zonguldak'taki Yüksel Bey senetlerin bir kısmını Habibe Hanım ödedi deyince baban suçlanıyor gibi gözüküyor da senin annenin kaybolduğu gün babanın bugüne kadar açıklamadığı bir şekilde annenle baban aynı minibüste gözüküyor, o suçlama olmuyor yani. Ya bu nasıl bir bakış açısı oğlum yani? Müge Hanım çok haklısınız. Yani senet mi? Senedi Habibe Hanım bir kısmını ödedi demek niye Habibe Hanım'ı suçlasın? En son kaybolduğu gün ki. Habibe Hanım'ın ne alakası var? Habibe Hanım'ın annenin kaybıyla ne alakası olabilir Habibe Hanım'ın? Habibe Hanım'ın ne ilgisi var? Yasemin Oruçoğlu, Habbe Çimşir, bu Habbe Çimşir'e devredilecek diye vazgeçilendi. Evet. Ve kamuoyunda bu yansıma işte. Ben size bunu böyle yansıttınız demiyorum. Ama burada kamuoyuna yansıyan şeyi söyleyeyim. Çoğunluğuna yansıyan düşünce şu. İşte Yasemin Oruçoğlu şey için vazgeçti. Ya Habbe Çimşir'e verilmesin diye vazgeçti. Ay yazık. Habbe Çimşir'le asıl dava. Bakın kamuoyunu takip ediyorum. Hayır demeyin. Çok Ben YouTube hesabınızın. Benim sosyal medya kullanmıyorum ben. En başından itibaren sosyal medya kullanmıyorum. Benim resmi hesabım yok. YouTube'daki resmi Müge Anlı Tatlı Sert programı. Sen de açabilirsin benim için. Sen de açabilirsin. Değil benimle ilgisi. Bu programları kim oraya 720p kalitede yüklüyor ama. Resmi onaylanmış hesap. Herkes açabilir. Bu onaylanmış hesap sizin değil yani. Değil hayatım değil. Yine de takip edebilirsiniz. Ya bakabilirsiniz kim ne diyor. Bak kamuoyu benim. Ben sana diyorum ki ev meselesi değil ya. Yani bak siz niye hep başka olayları dağıtıyorsunuz? Ama şöyle ya, anlamıyorsunuz. Ben sana bir şey soruyorum. Senin annen 6 Eylül'de kayboldu mu? Baban sana bunca zaman içinde oğlum kaybolduğu gün o kadını ben almıştım. Annenle Çağlayan'a buluşmuşum dedi mi? Kaybolduğu gün değil. Ben
30 Ağustos'tan sonra buluştum dedi zaten bana ama tam gününü hatırlamıyor ki. Niye söylemediniz ben, o zaman sorduğunuzda? Bana dedi değil zaten. Dedi zaten 30 Ağustos'tan sonra şey yaptı. Hayır, yayına bağlandı, telefonla konuştum. Ayın 1 ile 3 arası en son dedi. Yazdık biz de tahtaya. Tamam işte diyorum ki bana da zaten hatırlamıyor ki ben hep şunu dedim zaten. Serhat sen sana söylemedi mi baban? Sonra, Serhat. Ben Serhat. Zaten biliyorum ki 30 Ağustos'tan sonra buluştuğunu. Hayatım siz kaybolduğu gün gelmedi ki teyzem buraya. Teyzen kaybolduktan dayınla beraber 1,5 ay sonra geldi. Söyleseydiniz o zaman en son babamla görüştü diye. Ekibin 8'inde geldi buraya. En son babamla mı görüştü onu bilemem. Ben onu bilecek şeyde değilim. Şöyle söyleyeyim ben size. Tamam Serhat'cığım teşekkür ediyorum ben sana gerçekten. Abim bir şey söyleyecek galiba. Sen benim yeğenimsin. Sen benim yeğenimsin. Baban da benim halamın oğlu. Babanı sevebilirsin. Annenden fazla ilgi görmemiş olabilirsin. Ama senin burada bir kayıp var. Senin de bizimle beraber bu işte mücadele etmen lazım. Ben sana bunu çok gördüm. Yani beni de bu zamana kadar televizyon çıkmamı da engelleyen sen oldun biliyorsun. Çıkmıyoruz deyince de bir de teşekkür ettin. Teyzene teşekkür etmişsin çıkmadığımız için. Ama baktık ki bir haber yok. Şimdi senin buralarda bizden fazla, benim kızarıcım ama senin biraz annen, sen bu işte bizden fazla... Mücadele vermen lazım. Ben emniyete bildirdim deyip de yatmaman lazım. Çünkü ortada bir insan yok. Babanı sevebilirsin. Babanı seni sevebilir ama ortada seni doğuran az veya çok emeği olan bir annen kayıp. Ondan da 6 Eylül'den beri haber yok. Ama seni ben çok sakin görüyorum. Heyecan yok. Şu anda benim duyduğum heyecanın onda biri sende yok. Seni de bakıp büyüten yengenle benim. Biziz yani. Babanı da biz yetiştirdik. Deden hastaneye yattığı zaman. Ama babanda ne zerre miktarı bir unutkanlık yok. Çünkü en son bayramda görüştüm. Sen de zekan iyi, maşallahın var. Ama Yasemin aramaya gelince, anneniz aramaya gelince hiçbiriniz tüyünü kıpırtatmıyorsunuz. Böyle olmaması lazım. Yani burada da aramadığınız zaman şüpheler üzerinize çekiyorsunuz. Baban başta çekiyor. Şu ana kadar ben sizden şikayetçi olmadım ama siz kendinizi ele veriyorsunuz. Senin de buraya çıkman lazım. Ben bu kadar söylüyorum. Senin de buraya çıkman lazım. Senin de araman lazım. Sen de elini taşın altına koyman lazım. Bu senin annen. Bu bir tavuk veya bir köpek affedersin değil. Bu bir insan de senin annen. Öz ve öz annen. Üveylik yok. Sen burada çok imalkar davranıyorsun. Çünkü çocuk değilsin. Çocuk değilsin, sen bugün 20 yaşına gelmiş, askerlik çağına gelmiş bir delikanlısın. Bizim yanımızda olman gerekirdi, biz senin yanında olmamız gerekirdi, sen buraya çıkman lazımdı. Sen çıkmadın, biz çıktık, sen bizim yanımıza gelip ben de annemi arıyorum demen gerekirdi. Herkes tanımadığı babalarını arıyor, anneni arıyor da sen çocuk üniversite öğrencisi. Görmüyorum. Televizyona çıkmak da ise benim o değildi. Ben sadece şunu merak ediyorum. Şimdi... Gökhan Bektaş Yüksel Bey'in yanında hani isterse bağlanabilirler söylüyorum. Yüksel Bey onu o gün aldı. Bak ben dün de defalarca söyledim. Ben Yüksel Bey aldı öldürdü diyemem. Hiç kimse diyemez. Diyemez. Yüksel Bey alır atıyorum ben bunu aldım Topkapı Kavşağı'nda bıraktım der. Olur ya minibüs çarpmıştır kadına. Şu an hastanededir. Evet. Yani sen şimdi birini aldığın zaman nereye bıraktığını söyle de oradan onun devamını getirelim. Biz Yüksel Bey'e sen aldın da Serhat sen öldürdün demiyoruz ki. Diyemeyiz ki bunu. Ben öldü mü ölmedi mi onu da bilemem. O kadın cesedinin Nazmiye Hanım'a ait olup olmaması da durumu değiştirmez.